Kocaman oldun artık, taşıyamıyorum ben seni. Hoş geldiniz Burhan Bey. Hoş bulduk. İyiyim babacığım. Alayım. İn bakalım şöyle. Bir bardak su versene Nimi. Hemen Burhan Bey. Ne yaptınız bakayım bugün? Hiç baba, Buket'e bir şey söyle. Boya kalemimi alıyor hep. O senin askerlik arkadaşın mı? O senin büyüğün. Büyüklerine abi veya abla diyeceksin. Sen de Buket'e Buket abla diyeceksin. Peki. Dedemler gelmiş. Oo, gel bakalım gel. Otur. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Aç mısınız? bütün gün çalıştık durduk. Tabii ki açız. Buyurun Burhan Bey. Nimet hemen sofrayı hazırlayın. Peki efendim. Babaannen nerede? Bilmiyorum ki dede. Annen içeride mi? Vallahi bir ara dışarı çıkmıştı ama hala gelmedi baba. Nasıl dışarı çıkmıştı? Nereye gitti? Geç oldu, gideyim artık. Kalsaydınız biraz daha, yemek yerdik. Yo yo, sağ ol kızım. Burhan Bey köpürmüştür şimdi. Nasıl isterseniz. Şehrazat. Müsaade edersen gene gelmek istiyorum. Estağfurullah. Müsaade ne demek? Her zaman beklerim. Başımın üstünde yeriniz var. Sizin. Rahmetli babam Ahmet doğduğunda takmıştı bunu bana. Oğlunun düğününde gelin kızına takarsın demişti. Kısmet değilmiş. Burhan Bey'in yüzünden mürvetinizi göremedim. Gün bugünmüş. Bu senin kızın. Teşekkür ederim ama olmaz. Alamam ben bunu. Şehrazat, dinle kızım. Bak. Bak, benim hiçbir eksiğim olmadı hayatımda. Babam da, beyim de her bir ihtiyacımı karşıladılar çok şükür. Ben de bir kenara 5 kuruş koyma lüzumunu hissetmedim. Bizi böyle yetiştirdiler. Ama çok yanlışmış. Yani biraz param olaydı, böyle yanmazdı içim. Al bunu. Ahmet'imin hatırı için. Satarsın. İhtiyacını karşılama biliyorum. Ama torununun tedavisinde benim. Telefonunu evde bırakmış baba. Madem kullanmayacaktı, biz bu kadına niye telefon aldık ha? Kullanmayı bilmiyor ki baba. Kaç kere öğreteyim dedim ama öğrenmiyor. Ayşe yemeğinizi yedirdi mi sizin? Evet. Hadi o zaman odanıza derse. Buket al kardeşini de. Hadi gidin. Gelip kontrol edeceğim ona göre. Bir kadının bu saatte dışarıda ne işi var? Nereye gitmiş? Ben nereden bileyim baba? Başına bir şey gelmiş olmasın? Oo, nihayet teşrif ettiler.
Evin yolunu biliyorlarmış. Al kızım, odama götür. Neredeydin bu saate kadar? Niye sofraya oturmadınız? Aç değil misiniz? Hadi buyurun. Sana bir sual sordum kadın. Neredeydin bu saate kadar? Dışarıdaydım. Dışarıdaydın demek. Kadın, beni çileden çıkarma. Bu saate kadar neredeydin dedim sana. Ben de dışarıdaydım dedim Burhan Bey. Bana bak. Eğer o kadına gittiysen... Eğer o kadının kapısına gittiysen... Ne olacak gittiysen? Öldürür seni. Öldür o zaman. Dua işi aklıma geldikçe mideme kramplar giriyor yine. Hangi detaylara geçince rahatlamıştın abi? Proje konusunda rahatladım. Eyvallah da. Yakında inşaat başlayacak. Proje koordinatörü kim olacak? Konuşmadık bunu seninle hala. Nesini konuşacağız? Tabii ki Şehrazat. Niye? Ödülü o aldı abi. Tamam, ödülü aldı da şirkette çok yeni daha. Böyle bir işi kıvırabilir mi? Kıvırır kıvırır. Müthiş bir CV'si var. Gördün? Güven sen bana. Ben sana güveniyorum tamam da Şehrazat hanımefendiye güvenemiyorum, kusura bakma. Niye? Ne yanlışını gördün? Bir yanlışını görmedim ama illa göreceğim. Onur, ben senin ne kastettiğini biliyorum. O kadınlardan çok gördük biz ya. O kadar emin olma Kerem. Kadın dediğin yaratık baştan ayağa zaaftır. Ama bırak şu lafları ya. Sen güven Şehrazat'a. Her konuda. Göreceksin bir gün vay be diyeceğiz. Amma sağlam kadınmış. Umarım. Estağfurullah. Ziyade olsun. Vallahi helal olsun annene Ali Kemal. Koskoca Burhan Evliya oğlunu madara etti ya, bravo. Ne demek madara etti? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Etti işte. Gecenin bir yarısı elini kolunu sallaya sallaya eve döndü de... Babam bir şey diyebildi mi? O elmas taşlı iğne de uçtu gitti bu arada, onu da söyleyeyim. Nereye gitti? Nereye gittiğini annene sorarsın artık. Yıllık evliyiz Nadide Hanım. Bugüne kadar hata yaptığını görmedim. Bu seferlik affediyorum. Ama bir daha tekerrür etmeyecek. Bu kadar zalim olma. Allah'tan kork. Torunumuz ölüyor. Hiç mi vicdanın yok senin? Nereden torunum oluyormuş? Yüzünü bile görmediğim bir çocuk benim nereden torunum oluyor? Burhan Bey yapma. Görmek istemedin ki. Ahmet'im kaç kez haber yolladı. Türkçe anlamaz mısın be kadın sen ha? Ben başka bir dille mi konuşuyorum? Benim Ahmet diye bir oğlum yok. Ondan olma bir torunum da yok. Allah şifa versin. Milyarlarla oynuyorsun. Hadi torunun olmasını bir kenara bırak. Ama bir çocuğun hayatını kurtarmış olacaksın. Niye o çocuğun hayatına 150 bin dolar veriyorum? 150 bin dolar ona vereceğime 1 milyon doları bir hastaneye bağışlarım.
yüzlerce çocuğun hayatını kurtarır. Burhan Bey. Mevzu bitmiştir. O kadar. O kadar.